Başkanının açıklamalarında en çok öne çıkan konu ya da konulardan bir tanesi barınamayan öğrencileri sözde öğrenci olarak tanımlamasıydı. Yani meseleleri çözdüklerini, Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm bulduklarını, bu arada yurt sorununu da çözdüklerini, yurt sorunu diye bir sorun olmadığını öne süren Cumhurbaşkanı, eylem yapan ve barınamıyoruz diye protestoda bulunan öğrencileri sözde öğrenciler olarak tanımladı. Sözde öğrenciler tanımlaması onların öğrenci falan olmadığı anlamına geliyordu. Şimdi bakın, burada bu sözde sözcüğünün ne kadar yanlış kullanılabildiğini ve artık hani bu işin cılkının çıktığını gösterecek bir örnekten daha bahsediyoruz. Şimdi sözde ne demektir? Aslında olmayan ama olmadığı halde öyleymiş gibi kendini sunan ya da sunmaya çalışan insanlara ya da işte gruplara deniliyor. İşte öğrencilere de sözde denilmesi, aslında öğrenci değil bunlar da işte çapulcu, işte sokaktan toplanmış gelmiş öğrenci kılığında eylem yapan insanlar anlamına geliyor Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması. Ve Gezi direnişi sırasında milyonlarca insanın sokaklara çıkıp hükümetin yanlış icraatlarını, hükümetin antidemokratik politikalarını, hükümetin demokrasiye karşı, insan haklarına karşı politikalarını, hükümetin çevreyi katleden politikalarını ve bir cümle politikalarını eleştiren milyonlarca, Türkiye'nin dört bir yanındakiler de eklendiğinde 10 milyonlarca insanı sözde eylemciler olarak tanımlayan bir zihniyet bu. Şimdi siz sözde deyince onlar öğrenci olmaktan çıkmıyorlar tabii. Nitekim bu sabah da Sayın İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki o da artan kira ve yurt fiyatlarına karşı öğrencilerin 24 ilde gerçekleştirdiği barınma eylemlerini hedef alıyor Sayın Süleyman Soylu. 2243 kişiden 310'u öğrenci, sol marjinal gruplarla ilişkililer dedi. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu açıklamasını duyunca ben hemen arkasından bir de sıralı liste gelecek mi diye bekledim. Sıralı listeden neyi kastettiğimi hatırlatayım. Hatırlar mısınız, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanınca 2021 yılının ilk günlerinde Melih Bulu atanınca orada yaygın eylemler başlamıştı. Öğrenciler, veliler, okul çalışanları, mezunlar, akademisyenler hep birlikte eyleme kalkışmışlar ve kayyum atanmasına karşı eylemler yapmaya başlamışlardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle de işte o Kuzey Kampüs, Güney Kampüs bölgesinde yürüyüşler tertiplediler. Etiler, işte Bebek civarında yürüyüşler oldu. Kadıköy'de yürüyüşler oldu. O yürüyüşlere güvenlik kuvvetleri şiddetle müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi ve eylemciyi gözaltına aldı. Şimdi hatırlarsınız, o gözaltına alma, işte bu düzinelerle insan, belki yüzlerce insan gözaltına alındığında İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Efendim bunlar aslında öğrenci değil ya da hani çok da şeyde offside'de kalmamak için çoğu öğrenci değil dediler. Ve efendim işte yasa dışı örgütler, marjinal örgütler. Kimmiş bu örgütler? Neredeyse alfabenin bütün harfleri bir araya getirilerek bilinen ya da bilinmeyen ne kadar örgüt varsa alt alta sıraladılar. Ve yanlarına da işte falanca örgütten şu kadar kişi, filanca örgütten bu kadar kişi, feşmekan örgütten bu kadar kişi diye listeler yaptılar. Sonunda savcılık sorgusunda ya da işte soruşturma aşamasında ortaya çıktı ki o örgüt listelerinin ve o örgüt listeleriyle iltisaklı olduğu söylenen eylemcilerin hiçbirinin o örgütlerle alakası olmadığı ortaya çıktı. Yani koskoca bir yalan ortaya çıktı. Koskoca bir balon ortaya çıktı. O yüzden bu sabahki açıklaması nedeniyle de diyorum ki İçişleri Bakanı'na sıralı listeyi açıklayın da bir bilelim. Yani XYKL örgütünden kaç tane eleman varmış orada? Ya da Z yumuşak K M Z örgütünden kaç tane eleman varmış orada? İşi artık komediye, hicve çevirdiniz. Yahu yapmayın. Şimdi insanları kandırmanın bin bir yolu var. Onlardan bir tanesi de bu. Şimdi orada günlerdir, haftalardır parklarda barınamıyoruz diye protestoda bulunan çocuklar var. Daha doğrusu protesto ama bir yandan da durumun ilanını sergiliyorlar. Yani sokakta kaldık diyor çocuk. Yüz binlerce insana, milyonlarca insana üniversitelerde okuma kontenjanı açtınız.
Hani kimisi merdiven altı, kimisi köşe başı market açar gibi, zincir market açar gibi üniversiteler açtınız. Güzel. Hadi biz de yüksek öğrenim görmek için gittik oraya. Kaydolduk ama kalacak yerimiz yok diyor çocuklar. Dolayısıyla bu barınamama sorununu dile getirmek için eylem yapıyorlar. Evet, her ne kadar polis geldiğinde ya biz eylem yapmıyoruz diyorlarsa da bir eylemdir bu. Çünkü anayasal haklarını kullanıyorlar. Böyle bir zorlukları var, böyle bir güçleri var çocukların. Sokakta kalmışlar. Gidip 3 bin lira, 5 bin lira kira verecek maddi güçleri yok. Herkes holding patronu değil ki, herkes yandaş bilmem ne değil ki bu memlekette. İşçi çocuğu, memur çocuğu, yoksul çocuğu bunların çoğu. Çoğu da değil, neredeyse tamamı. Herkes de zengin değil bu ülkede. Dolayısıyla sokakta kaldık diye feryat ediyor çocuklar. Bu feryadı dinleyeceğinize ve buna çare bulacağınıza çocukların üzerine copla, sopayla, gazla, yumrukla, muştayla, tekmeyle gidiyorsunuz. Dün akşam da hem İstanbul'da hem de İzmir'de çok sayıda çocuğu gözaltına almışlar, götürmüşler karakolda, şu sıralarda ifadelerini alıyorlar anladığımız kadarıyla. Kafa göz yine girişmişler, otobüslere böyle doluşturmuşlar, götürmüşler karakola. Yaptıkları şey ne? Barınamıyoruz diyorlar. Keyiflerinden demiyorlar. O çocuklar da bilirler, gidip barda, pavyonda, orada, burada, kafede, mafede eğlenmeyi ya da evlerinde oturup film seyretmeyi, dizi seyretmeyi, ne bileyim bilgisayar oyunu oynamayı ya da kitap okumayı, müzik dinlemeyi ya da dalga geçmeyi bilirler. Ama bunu yapmıyorlar ve sokağa çıkmışlar ve bir şeyleri protesto ediyorlar. Bu protestoya saygı duymanız, kulak vermeniz, dinlemeniz ve dertlerine çare bulmanız lazım. Şimdi dün Cumhurbaşkanı'nı dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı her zaman yaptığını yapıyor. Yani bütün hükümet üyelerinin yaptığını yapıyor. Böyle bir sorun yok. Önce direkt kafadan bir inkar politikası. Yok böyle bir sorun. Geçen günde Kürt sorunu falan yok. Biz onu çözdük, attık, geride bıraktık falan dedi. Yahu var. Var. Yani olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, cümle alem de biliyoruz ve sorunun varlığını yok diyerek ortadan kaldıramazsınız. Yurt sorunu var. Cumhurbaşkanı diyor ki dünkü açıklamasında, açın dinleyin tekrar ya da işte metnini okuyun. Biz şu kadar yurt yaptık, bu kadar yurt yatağı yarattık diyor. Güzel, ama bu başlı başına bir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade etmez. İşte şu kadar 100 bin yatak kapasitesi var. Bu kadar da yurt yaptık Türkiye'nin 81 ilini. Evet yaptınız, Allah razı olsun. Zaten vazifeniz, bunu bir lütuf olarak yapmıyorsunuz. Devletin vazifesi bu ülkenin çocuklarına eğitim olanağı sağlamak. Hatta parasız eğitim olanağı sağlamak. Bu olanağı sağlarken de yurdun 81 vilayetinde dört bir köşesinde okulları açmışsanız bu okullara giden çocukların barınacağı yerleri de temin etmek. Devletin görevi bu. Çünkü o çocukların anneleri, babaları ve belki de kendileri, çünkü onların bir kısmı da çalışıyor, vergi ödüyorlar, çatır çatır vergi ödüyorlar. Sen devlet olarak onlara tabii ki yurt olanağı sağlayacaksın. Şimdi tek başına yurdun sayısını, yatak sayısını açıklaman yetmiyor. Kaç tane öğrencinin ihtiyacı var ve sen kaç tanesini sağlayabildin? Dolayısıyla kaç tanesi sokakta kaldı? Onu da söylesene bana. Yok, onu söylemiyorsun. Onu söylemeyip tek başına ben şu kadar yurt yaptım, bu kadar yurt yatağı sağladım, dünyanın en fazla yurt yatağı kapasitesi olan memleketlerinden biriyiz diyorsun. İyi de dünyanın en fazla üniversite öğrencisine sahip ülkelerden biri haline getirdim bu ülkeyi. Sanki çok gerekliymiş gibi. Yani her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını üniversite mezunu yapmak gibi sakat, elindeki imkanlarla uyumsuz bir hedef belirlediğin için bu sorunlar oluştu. Bu sorunların oluşmasının nedeni o. Oraya da şu üniversiteyi açtık, buraya da bu üniversiteyi açtık, falanca kasabaya da üniversite açtık, falanca mahalleye de bugün çıkın İstanbul'un sokaklarına şöyle bir dolaşın. Her bir apartman dairesinde neredeyse bir üniversite var. Bilmem nerede, Beylikdüzü'nde Nişantaşı Üniversitesi, Beykoz'da Üsküdar Üniversitesi, yok efendim bilmem Kemerburgaz'da Kasımpaşa Üniversitesi, hani atıyorum bu isimleri. Bu kadar bir abuk sisteme dönüştürdünüz bunu. Yüz binlerce üniversite kontenjanı yarattınız, zaten pek çoğunu da dolduramıyorsunuz onların. Çünkü insanlar zaten gidemiyorlar, o özel üniversitelerin paralarına yetişemiyorlar vesaire. Dolayısıyla pek çok çocuk sokakta kaldı, barınamıyorlar. Özellikle de bu yıl
bu sorun iyice hortladı. Çünkü insafsızca, vicdansızca ev kiraları da artırılıyor ev sahipleri tarafından. Yurtlarda da yer bulunamıyor, kapasite müsait değil. Belediyeler kendi imkanlarıyla orada burada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama siz devlet olarak, yani Kredi Yurtlar Kurumu olarak bu işe yetişemiyorsunuz. Yetişemediğiniz için de çocuklar bu sorunlarını dile getiriyorlar. Şimdi çocuklar bu sorunlarını dile getirirken sadece sokakta kalan öğrenciler mi çıkacak, eylem yapacak? Pek çoğu da korkudan çıkamıyordur. Tabii ki onlara destek vermeye gelen, demokrasiden yana olan, bu sorunlara sahip çıkan duyarlı insanlar da olabilir. Ben de gidiyor olabilirim Moda'daki parka ya da İzmir'deki bilmem ne alanına, o çocuklara destek veriyor olabilirim. Yani ben de orada görülsem, beni de yakalayıp ha bak işte bu öğrenci değil diye içeri mi atacaksın? Bir demokrat olarak, bir aydın olarak, duyarlı bir yurttaş olarak gidip orada destek verebilirim. Aslında da herkes vermelidir. Herkes vermelidir çünkü anayasal haktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü, protesto hakkı anayasal bir haktır. Anneler, babalar hepsi birden çıkıp sokakta, orada 50 kişi mi var? O kalabalığı 5550 kişi haline getirip birlikte protesto etmelidir. Evet, buradan çağrıda bulunuyorum. Anneler, babalar, bütün mahalle halkı da onlara sahip çıkmalıdır. Çünkü bu bir demokratik haktır. Ha, şunu diyorsanız eğer, Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke değil. Burada bir diktatörlük rejimi var. Böyle bir hakkı kullanamazsınız, çıkamazsınız sokağa, gidemezsiniz parka, öğrencilere destek veremezsiniz diyorsanız ha, onu bilelim. Ama ondan sonra da insanları toplayıp döverek, iterek, kakarak, tekme, yumruk otobüslere doldurup götürürken bunların çoğu öğrenci değil deme hakkını kaybedersiniz. Evet, çoğu öğrenci olmayabilir o çocuklar, o eylemci insanların. Ama öğrencilere destek vermek üzere pekala başka insanlar da oraya gidebilir. Bunu artık kafanıza sokun. Bunu kavramayacak kadar bir kapasitede değilsiniz. Dolayısıyla dün yapılan açıklama talihsiz bir açıklamadır. Sözde öğrenciler lafı hem öğrencileri lekelemeye, hem orada yapılan tertemiz bir hak arama mücadelesini karalamaya yönelik bir suçlamadır. Dolayısıyla bunu yapmaya da hakkınız yoktur. Öğrencilerin barınma sorunu var. O sorunu çözmekle mükellefsiniz. İşinizi, gücünüzü ya da bütün şeyinizi, kapasitenizi, enerjinizi ona harcayın, ona hasredin. Bırakın çocukları rahat. Sizin yapacağınız şey, o çocuklardan kaç tanesini belki evime alabilirim, akrabalarımın yanına yerleştirebilirim de sokakta kalmasınlar, bana duacı olsunlar, anneleri babaları da bana duacı olsunlar demektir. Kalkacaksın, polisi göndereceksin üstlerine, sopa attıracaksın, hapse attıracaksın, yargılatacaksın. Ne oldu? Sorunu çözdük. Aynı Kürt sorununu çözemediğiniz gibi bu sorunu da bu yolla çözemezsiniz. Aynı ekonomiyi çözemediğiniz gibi bu sorunu da bu yolla özür dilerim çözemezsiniz. Özür dilerim. Aynı fahiş fiyatlar meselesini, yani piyasadaki pahalılık meselesini, enflasyon meselesini zincir marketlerin raflarına zabıtaları göndererek çözemediğiniz gibi bu sorunu da çözemezsiniz. Aynı komşuda Suriye'deki yangının üzerine, oradaki bir takım terör örgütlerine, oradaki bir takım cihatçı, şeriatçı örgütlere destek vererek, yani iç savaşın üzerine benzin kovasıyla giderek çözemediğiniz gibi bu sorunu da çözemezsiniz. Aynı Türkiye'de adaletsizliği, hukuksuzluğu hep yandaşlarınızı hakim olarak atayarak çıkan her bir mahkeme kararını tartışmalı hale getirdiğiniz gibi, çözemediğiniz gibi bu sorunu da çözemezsiniz. İğneden ipliğe her sorunun üzerine aynı anlayışla, aynı yaklaşımla gidiyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin sorunlarını çözümsüz hale getirdiniz ve getirmeye devam ediyorsunuz.